Star Trek, Coming of Age tam da üniversite sınavlarının <laughs> olduğu döneme böyle bir bölümün denk getirmemiz güzel oldu. Sevgili Westin'in e, Starfleet'te akademiye katılma macerası, onun için ÖSS sınavına girmesi, Türkçe'de netlerinin sıçmasından dolayı da alınmamasıyla biten <laughs> bu güzel bölüm. Bir yandan da e, bu bölümün bir diğer konusu da hani ikinci hikaye, birinci hikayede baktığımızda. Admiral Gregory Quinn de yanındaki neydi abimizin adı? McCormick miydi? mekinik Mc miydi? Neydi? Unuttum tamamen. İşte Dötük ee, herif. Diğer, ha Remick, Remick. Remick'le Remick, beraber. Her. Remick'le beraber gemiye gelip, bakın burada bir şeyler var. Biz sizi araştıracağız. Ee, biz devlet denetleme kurumundan geldik. Siz böyle kaçakçılık, şey, göçekçilik yapıyor musunuz Sizi goncuklayacağız diye geliyorlar. Ve bölüm başlıyor. Ee, bu bölüm de sakin bir bölümdü. Biraz konspirisi bölümüne doğru gidebilecek bir bağ kurarlar mı diye özellikle konspirisi ileride konuşacağız. Onu izleyince düşünmüştüm. Çok da bir bok kuramamışlar. Biraz, biraz yine kendi içinde dönüp tamamlanan bir bölüm olarak kalmış. Evet. Ee, bu çok şey bir bölüm. Ya, ya, yine biraz şey açısından güzel. Starfleet hakkında yeni yeni bilgiler öğreniyoruz. Bir anda amiral bir tane abi geliyor yanında hırto bir tane herifle. Bir herif çart çurt sorgulamalar falan yapıyor, bir şeyler yapıyor. Sert sert. Orada böyle keyifli bir tane şey sahnesi var, sorgulama sahnesi var. Birinden alıyor cevabı, kamera bizimkine geçiyor. Sonra orada öbür karşıdaki aktör Hı, değişiyor. Evet. O, ona sorduğunda o oraya geçiyor filan. Oyunlar bir karşılık oyunlar, evet. <laughs> oyunlar yapmışlar orada. Oyunlar yapmışlar. Yine bir karakterlerin test edilme durumu var. İşte herkes aşırı delikanlı bugün. İnanılmaz. Yani yani Q'nun verdiği muazzam hediyeleri reddetmekle kalmadılar, bir de aşırı delikanlı. Yani hiç kimse de şey demiyor bir kere bile. Ya Picard da biraz kel abi falan. Yani bu bölüm biraz şey oldum. Ulan ya hiç mi bir şeyiniz yok yani? Bir tane anladın mı? Yani çok kaliteli insan oğlum bu insanlar. Yani şey oluyorum böyle. Tamam Picard kaliteli adam ama Kaliteli insanı da çekemeyen olur yani. Der ki ya kasılıyor abi çok, engage, engage falan bir halleri var falan böyle bir şey. <laughs> böyle bir <laughs> aksanı maksanı bir tuhaf böyle bir gök. Ha, falan. Omuzları çok yani, dik abi falan ne bileyim. Evet ne öyle otururken sürekli önünü çekiyor falan. Hani bir yerden eleştirirsin yani anladın mı? Herkes böyle şey. Aa, vurma işte bizim kaptanımız var ya. Kaptanlar kaptanı falan aşırı gaz herkes. Riker falan aşırı gocu gocunuyor mesela. Kaptan burada değilken bunları cevaplayacak değilim falan diyor. Evet ya. Ve sonra dizinin yine en önemli parçalarından bir tanesi olacak. Aptalca bir detayla geliyorum size. Büyük Riker oturuşunu yapıyor. Hangi Bunu soruya? sen kaçırmış olabilirsin. Bundan sonra sen de seyircide devam etsin. Abi Ryker'ı oynayan abimizin boyu çok uzun. Evet. Bir 90'dan fazla muhtemelen. O yüzden Şöyle bir oturuş tarzı var. Sandalyeye yaklaşıp sandalyeyi çekip kıçını koyup sonra sandalyeyi kıçının altına geri çekmek şeklinde normal insan gibi oturmuyor. Bacağını sandalyenin üstünden atıyor. Ha evet doğru. Arkasında. Sonra kıçını sandalyeye koyuyor. Ben onu kariz yani şey gibi motora biner gibi biraz. Gerçi şöyle binilmez motor ama. <laughs> evet ama yani biraz motora ata biner gibi bir sandalye oturma tarzı var abimin. Ee, onu çok sık göreceğiz bundan sonra. Riker oturma tarzı. Bir de Picard manevrasını daha önce söylemiştim sana, hatırlıyorsun. Tüşör, evet, şu bir manevrası. Şey. Star Trek aleminin bu küçük saçma detaylarına bölümler izledikçe siz de alışacaksınız. Onları altını çizeyim, saçma saçma detaylar veriyorum. Super bu bölümde be. şey hoşuma gitti. Remik abi sorgularken Picard'ın önceden verdiği gerçekten tuhaf bir takım kararları dosyalardan okuduğu hoşuma gitti. Hı, -hı. Ve izlediğimiz bölümler ya onlar. Evet. İşte yok falan gelerek kurdu onlarda aynı. Işte şeylerine esir düşmüş de kendi gemisini ateş etmiş. Korsan adam muhabbeti. gelmiş gemiye ışık hızına çıkmışlar, bilmem ne hızına çıkmışlar. Doğru mu? Falan hani böyle işte şey gemiye herkesin seviştiren bir tane malzeme sızmış. İşte böyle kaptanlık mı olur falan. Herkes sıkıştırıp duruyor önceki bölümlerle ilgili. O da hoşuma gitti. Çünkü düşününce gerçekten Enterprise'da her bölüm saçma sapan şeyler yaşanıyor yani. <laughs> <laughs> yani böyle şey oluyorsun birazcık. Abi hani, tabii yani tabi yani aslında şey var. Bu arada şeyi fark ettin mi? Ee, onu sorayım sana. Bu bölümde ve bundan sonraki bölüme de dikkat etmek gereken bir şey. Kaptanın seyir defterinde bayağı zaman atlamaları var. Yok Hiç dikkatin dikkat çekti mi bilmiyorum. Çok dikkat etmedim. Yani e, şey öyle hani bir sonraki hafta bir sonraki hafta gibi değil. Hatta bazen çok zaman atlıyor. Bazen çok atlamıyor. Biraz kısa zaman geçiyor birinin üstünden. Ha Bazılığında... genel dizin akışı için de diyorsun değil mi bunu? Sadece Evet evet. dizin akışı her zaman değil, yani. lineer evet. değil. Onu söylemek istiyorum. Evet evet. O öyle. Yani mesela örnek vereyim. iki bölüm önceki yok iki bölüm değil. Şu an bizim çektiğimize göre söylemiyorum da. Ya Mesela işte bir örnek vereyim abi. Ee, biz bundan önce hangi bölümü işlemiştik? 1 1 0 falan ya. 1 0 0 ondan önce de Data Lore'yiz. Datalar. Mesela o bölüm 41.365'te geçiyor. Bu bölüm 41.416'da geçiyor. Hmm. Ama atıyorum bundan işte 5 önceki bölüm olan Angel One 41.636 yılında geçiyor. Yani ha. ondan da önceki The Big Goodbye The Big Goodbye hatırlarsan şey e, ilk holodaki girdikleri Evet o 41.997'de geçiyor mesela. Bizim hmm. holodaki ilk gördüğümüz 41.997 ama dikkat et 1100-1001 bölümü 41.365'de geçiyor. Yani hmm. Ya bu çok çok fazla şey değiştirmiyor açıkçası. Bunun ee, üzerinden bunu biraz... bir kurgu var mı ileride? Bununla ilgili bir kurgu olacak mı? Eee falan yok abi yok. Abi. <laughs> bunu, bunu şu yüzden yapıyorlar. Eee Ulan bu karakter bunu biliyorsa burada niye böyle dedi ki? bu önce olmuş meğer yer diyorlar. Yapıştırdılar Yani kurtarmaca, kurtarmaca gaming. Fırsat kaçmış. Ee, fırsat kaçmak değil aslında bayağı kıç kurtarma hamlesi. Bence güzel bir hamle. Hani biraz şey gibi olacak. Mesela e, bunu konspirasi ve neutral Zone bölümlerinde konuşacağım ama bazen şey oluyor böyle bir önceki bölüm inanılmaz bir olay yaşanmış oluyor böyle tamam mı bir önceki bölümde. Bir sonraki bölüme geçiyorsun. Bir, bir önceki bölümdeki hıttır bıttır olay kimsenin umrunda değil yani hiç, kimse evet. sallamamış gibi böyle tamam mı? Hiçbir şey olmamış gibi herkes daha ediyor ha. hayatına yani. Ne oluyor lan diyorsun? E abi çünkü anladın mı? O aynı aynı bir yani lider değil aslında o bölümler. O ondan önce olmuş veya o ondan 3 ay sonra ya da 6 ay sonra geçiyor olabilir aslında. Bu arada yani, zaten onu şeyde de kaçırıyorlar galiba. Hiçbir karakterde ben ciddi bir duygusallık hissetmedim. Vest'e hariç. Hadi onu çocuk diye bağlıyorlar biraz daha ergen diye ama hiçbir karakterin çok güçlü bir duygusal endişesi, duygusal bir... E, geç, şey, şey hariç şey yok. de e, Betazoid ablamızın ismi neydi unutuyorum ben hep. Ha o o, o zaten durup değişiyor onun işi o zaten hani o direkt melankoli ama ay çok kötü hissettim ya falan <laughs> oluyor ona ona bir Şöyle şey tadım mı? kaçtı imzadi, böyle tadım kaçtı imzadı onun hmm. Evet. durdu fark ettin mi bir yere durdu, kadar geldi durdu. ve durdular durdu sakinleşti yavaşladı ratingler istediğimiz miktara geldi oh, <laughs> direkt. Dedi. tamam ama ablayı da Olmaz arada çıkarıp yani. geri alıyorlar falan. Hep bir yerlere gidiyor. Bir şeyler oluyor. Bir de bölüm başlarına dikkat etsin seyirci. Arada sorular görülmüştü. Bu bölümde niye Diana Troy yoktu? Bölüm başında söyle işte bilmem nereye gitti orada kaldı sonra hmm. alacağız onu falan. Şeylere dikkat edin girişlerde bahsediyor genelde. Evet o küçük detayları atlamaz bu arada Star Hep böyle şey olur. Aynen. E, Allah Allah Diana Troy hala dönmedi tuvaletten falan diye böyle küçük bir yazın. <laughs> Diana ağlıyor abi tuvalette. Üzmüşler kızı. Ya. Kaptan falan şey diyor. Kaç dakikasını kardeşim tuvalette geçiriyorsunuz bir gün. Devlet maaş veriyor. Kart basacaksınız. Ya. Kart olan hepinizin okuyacağım hepsini. <laughs> Adım sayar kuracağım hepinize. <laughs> ee, neyse ya biraz bölüme dönelim ya. Kop dönelim. Dittik. Evet coming of age. Wesley Crusher akademiye giriş sınavına e, girmektedir. Evet. O, çok kase. tuhaf bir şekilde akademiye her sene bir kişi kabul edilmektedir. O zaman binlerce kişinin çalıştığı gemileri nasıl dolduruyorlar? <laughs> Bunun çok üstüne durmamışlar. <laughs> e, bunu. Acaba yaş aralığı yani mı ileride... diye düşündüm ben. Hani belli yaşlar falan. Ya da dönemlik aylık ne bileyim. saçma. Ya da acaba yani. hani her sınıftan bir kişi falan mı? Yani çünkü yani işte, olabilir. Yani öyle olabilir. Ee... Ama yani anladın mı? Koca gemi var. Hele de yani şu ana kadar Star Trek'te çok öyle ölen falan olmadı ama Next Generation için söylüyorum. The original series de var ya her bölüm 2-3 tane red shirt. Bak red shirt geyi şimdi bu dizide yok. Red shirt giyi ilk dizide vardır. Ondan sonra da çok fazla yerde devamı görülen çok klasik bir meme'dir yani. Kırmızı tişörtlü adam hızlı ölür giyi vardır Star Trek'te eski seride. <laughs> ee, şey işte ilk seride şeyler e, güvenlik görevlileri buradaki gibi sarı değil orada kırmızı üniforma giyiyorlardı. Adaya böyle gezegene inerler. Orada random bir tane red filan der direkt ölür böyle ama. Direkt ölünür yani <laughs> anladın mı? Hiç arası da yok. Hiç sorgulamıyor değil mi Ah gök taşı falan dip gidiyor. Ay, işte. Evet yani bir şey oldu. Ah he's dead captain. Yani arası da yok hani şey fenalaştı gemiye götürelim veyahut da yoğun bakım alalım falan. Direkt ölür böyle kırmızı <laughs> red ee, Next Generation'da şimdi o yok ama Next Generation'da da şey, yani şey düşünüyorsun çünkü. Ulan yani koca filoyu yani Anladın mı? Her sene bir kişi alsan 100 senede 100 kişi olacak lan doğru, filo. da. Öyle filo mu olur yani? Nasıl olacak o işler? İşte biraz saçmalık. Ya işte oraya, oraya daha sonra ileriki bölümlerde bak ben sana söz veriyorum. Şu hatırlamıyorum şu an kulp koydular mı? Bir yerden sonra bir kulp takarlar oraya. Hani ha, Kesin o haftalık. Vardır. O günlük. Hani her gün sınav oluyor o gün o sınıftan bir kişi alındı falan gibi. Bir... Sistem değişiyordur o arada falan hani şey geçiş süreci falan öyle bir şey. Ha evet soruları <laughs> sızdırıyorlardır falan paralel yapı falan. Ha zaten paralel yapı var bu bölümde de. Evet. <laughs> Amiral Queen geliyor diyor ki Picard diyor bir böyle bunu bence bu bölüm ekstra gerginlik olsun diye mi eklemişler acaba? Ya ben ilk başta bunu şey zannettim. Hani e, böyle bir loyalty test gibi bir şey zannettim. Aslında bir nevi öyle de hani rutin bir şey zannettim. Halbuki hani evet biraz gerginlik olsun gibi hale gelmiş sen, senin dediğin gibi. Çünkü bağlanmıyor. Bir loyalty değil. Evet Admiral Queen 200 yıllık geleneklerimizi kurduklarımızı mahvedecekler falan bir gerginlik de gelmiş. E ulan Picard'ı tanıyorsun hani ama bir yandan da şey tribi var işte. Hani pikart Picard olmayabilir mi? Sen hani ne yaptın ne ettin? O, o tripler var. Falan hani bunları çok iyi bağlayamamışlar. Ee, zaten sondan bir önceki bölümde konuşacağız konspirisi de. Ben orada biraz ayar kırıklığım var açıkçası. Bu sezonla ilgili hatta en büyük ayar kırıklığım olabilir. Ondan bahsedeceğim. Ee, Wesley tarafında da evet hani ben de şeyi saldım. Ha, bir kişi alıyorlar okey tamam. Westi çok düzgün çocuk. okey tamam. Ama Westi tarafında. Aşırı anladım. düzgün ama Westli de. Westli de yani Hazreti İsa mübarek yani artık. Tabii canım gömlek üstü süveter giyen çocuk ya. O gömlek <laughs> üstü süveter giyen çocuk özgüvendir yani şeydir. Güvenirsin ona yani. Peki ee, Mordok'a ne diyorsun? İlginç bir karakterimiz var orada. Mordok şey diğer çocuktu değil mi? Diğer şey eleman Mavi eleman mavi, işte. Mavi, mavi eleman. Darth Vader'ın ıı, maskesizi gibi geziyordu o da. Fısır Aynen ağzını led tutuyor <laughs> sürekli falan. <bile. gülüyor> ya o ikisinin üzerinden işte şey hikayesi anlatması çok güzeldi. Mordok ve Westin'in ilişkisi üzerinden. Bir kültür işte farklı kültürlerin bir araya gelme hikayesi. Biraz sınav hikayesini ona bağlamaya çalışmışlar işte. iki kız çocuk var, iki erkek çocuk var. Bunlar farklı kültürlerle ilk kez karşılaşıyorlar. Vesli daha çok biliyor, diğerleri pek bilmiyor. İşte adam bunu omuz atma hikayesi işte omuz atıyor. Adama kibarlık gösterince daha çok sinirleniyor ama ters tepki verince herifin hoşuna gidiyor falan. Bu tip şeyler güzel hani biraz empati kurmayı, kültür, kültürel bilgilerin farklı ırklarda, farklı uygarlıklarda nasıl değişebileceğini vesaire biraz anlatmış. Biraz hani mesajımız yerine gitsin işte oradakini buraya koymak değildir niyetimiz tarzı oluyor ama Okey derdini anlatmış ama karakter yaratımı Mordak ya da Mordok konusunda çok iyi. Onun hmm. Darth Vader duruşu falan çok hoşuma gitti yani fıs fıs diye oradan böyle oksijeni alıp. <laughs> o belli ki <laughs> akuatik bir yaratık ona nemli hava basıyorlar sürekli şeyden. Nem basıyorlar yani falan o kokuyu alabilsin diye. Güzel düşünülmüş şeyler ya benim hoşuma gitti. Ya karakter yaratımı ve yaratıcılık ya bak konu ne kadar zayıf işlenirse işlensin biz bunu eleştirsek de. Hala çok iyi bu konularda. Yaratıcılık konusunda, karakterler konusunda. Star Trek'in şöyle 3 tane kıçı kırık filmde yapamadığı şeyi adam 45 dakikalık bölümde uğraşarak yapıyor yani. O yüzden her türlü onun hakkını veririm. Wesley'nin korkusu kısmını bu arada çok da iyi yapamamışlar. Onu da ben, hani ben biraz daha böyle büyük bir olay bekliyordum. Ha. Ama işte meğer babasının öldüğü durum çok yer etmiş çocukta. Olabilir bu arada hani makul. Yani şeyi de demek istemiyorum. Bu bir dizi kardeşim sürekli her şey patlayacak inanılmaz. Öyle bir beklentim yok. Hızlıca çözülüyor ama yani şeyin Wesley'nin korkusu resmen işin çözülmesinden daha uzun sürüyor açıkçası. <laughs> ama bu da by design yani karar böyle karar verilmiş de olabilir. Çünkü aslında bir şeyden yaşamaktan daha çok korku daha uzun sürer ya sana. Yani aslında hani Wesley korkmaması gerektiğini görüyor biraz da burada. Tercih böyle konusu konuştum. iyi orada ya. Bu tercih korkusu aslında hepimizin her dönem yaşadığı. ya. Yani Bende bitmedi açıkçası. Sende bittim bilmiyorum ara sıra. Yani o tercih ulan yanlış mı tercih ettik korkusu bana çok geliyor hala. Tabi eskisi Hı -hı. kadar değil ama tabi Vesti seviyesi daha tedirgindik abi. Üniversite falan düşünsene büyük gerginlik yani. Tabi. Biraz ona vurgulayarak kurtarıyor ama evet dediğin gibi yani o başına gelen olayı çok anlayamıyoruz. yani biraz daha güçlü bir şekilde anlatılabilir mi o kısım. Evet o biraz hızlı geçiyor. Yani babasının ölümüyle bu derece bağlantılı bir olay birebir yaşaması değil de biraz daha tercihin zor olması falan gibi vurgulanmış. Ama okey yine anlaşılıyor. Ee, başından beri herkesi gıcık gıcık davranan herif mer temiz adammış, iyi adammış gibi çıkıyor bir anda. Ben de gemide çalışmak isterim efendim falan çekiyor. Düzgün adam çıkıyor bir anda. <gülüyor> meğer <gülüyor> diyoruz aa Star Trek hani böyle demek ki hani o biraz da şey yani Starfleet hani böyle kıl kıl adamların olduğu bir yer mi? Yok değil. Herifin sorgucu rolü için büründüğü bir rolmüş o evet. gibi bir hava yapıyorlar en sonunda. Şey sahnesinde ne diyorsun? Pikart yani. bir de arada tarif ederek uçak indirtiyor bir tane çocuğa ya. Ha evet orada şu bölümde. O o kadar çok şey oldu ki bak artık fazla unutuyorsun yani. Ben de not aldım şimdi ona bakıyorum. Pikat şovunu hmm. yaptı diye not almışım mesela. Aynen. <laughs> Bayağı şeyde atmosferden sektirerek çocuğu kurtarıyor gemide ya. Yani. Tabii tabii. Kaldır kıçını. Kaldır biraz. Kalkmıyor hocam. Kaldır. Kaldır korkma. Kaldır. Kalktı hocam. Beldik tamam. beldik kart. Tabii sektir şimdi. sektim o? Sekti. Aa bravo alkış falan filan böyle Remik falan etkileniyor. Eee ya, Picard Show ya yani. Güzeldi ya güzeldi. Biraz şey aşamalı yani Picard'ın yaklaşımı hep o babacan yaklaşımı aslında hmm. şey unutuyoruz biraz sanki ya da ben unutuyorum bazen. Askeri bir düzen var aslında burada temelde. Evet Tabii. bir yaşam bir e, şey Akademi bilmem ne. Evet aile, ortam ama sonuçta askeriye. Ve askerinin Tabii. belki de en yumuşak hali içerisinde. Çünkü Picard gibi babacan tavrı bulmak ya da işte gelen Admiral gibi babacan tavırlı birilerini bulmak bildiğimiz askeri ortamda çok kolay değildir. Çünkü hemen karşındaki cıvır hemen sen seni kaydırmaya çalışır. Yani biraz da bizim coğrafyamız içinde geçerli tabii bunlar. Hemen aldatılmış hisseder, kandırılmış hisseder, ikinci plana atılmış hisseder kendini. Picard ve Riker aslında bunu devamlı dengelemeye çalışıyor. Biraz onu vurgulamışlar. O genç çocuk da aslında baştan en baştan işte hayal kırıklığına uğruyor. Gemiyle kaçarken Picard ona babalık ettiği için kurtuluyor falan. Yine böyle bir baba oğul işte Picard herkesin babası falan bir bağlaması var. Güzel ama tabii ben Picard'ın şovundan daha çok etkilendim orada. Adam yani uçuyor yani. Baba baba biliyor bu işleri. Tabi Sonra da en sonunda da Vezli'ye şey diyor. Ben de ilk sınavımda gelememiştim zaten <laughs> falan diyorsun. Orada biraz şey diyorsun lan bu Starfleet'te kim çalışıyor oğlum yani. Işte aslında ama bir yandan da gemideki herkes inanılmaz böyle aşırı kalite falan tip ya. Evet. İşte biraz işte aşırı kalite tipleri böyle böyle oluşturuyorlar demek ki gemide diye düşünüyorsun. Ki orada da güzel bir vurgu var ya geçmişi çok e, iyi olmamasına rağmen. Şimdi Westley tamam babası var, çok düzgün böyle annesi doktor küçük yaşından beri orada. Manat bakıyorsun kötü bir geçmişi var. Worf öyle yani hiç alakasız bir yerden bir tane ırkın içinden çıkmış bir kişi yani hani orada olabilmeyi başarmış. Hani biraz şey de anlatıyoruz. Herkesin şansı var. Bunu anlatmaya çalışıyor. E, güzel bu açıdan iyi. Var mı başka bölümle ilgili söyleyeceğim bir şey? Yok abi ya bu bölümle alakalı. Yani işte şey detaylarını görmüş olduk. Yani biraz aslında her zaman Star Trek evrenini keşfetmek keyifli. Yani kimi zaman dış evreni keşfediyorsun, kimi zaman iç evreni keşfediyorsun tabiri caizse bu oyunlar şey evet. bölümlerde. Bu böyle iç evreni keşfettiğimiz. Yani Starfleet nasıl bir yerdir? Bak işte ekip birbirini ne kadar tutuyor? Picard'ı nasıl bubaları olarak görüyorlar? Filan falan hani bu açıdan güzel bir bakıştı. Starfleet giriş sınavını görmüş olduk. Yapılan testleri görmüş olduk. Daha da bir evren kafamızda oturdu. Daha keyifli bir hale geldi diye düşünüyorum. Bu kadar yani benim için bu bölümün anlamı. Hani öyle şey değil. Abi bu bölüm işte inanılmaz. kritik, evet. Böyle bölüm değil. Yani bir data doğru yakalayamadılar. O zaman Yok. biz bir sonraki bölüm, epizot 19 Heart of Glory konuşacağız. O Aynen, Heart of Glory işte mesela çok daha kritik bir bölüm. Evet, o bölümde bayağı konuşacak şeyimiz var. O bölüme kadar yatay bakış ve dikey çakış için Sungurun kanalındasınız. Diğer dizi videoları, Star Trek'ler ve benim kanalımdaki diğer bütün konseptler için de her zaman bekliyorum. Tıklayın, abone olun, çana basın, her şeyi yapın. Ve sizi öpüyorum. Görüşürüz bir sonraki bölümde. Bay bay. Görüşürüz.